Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yaralı Kalbim dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Bakalım bu bölümde neler yaşanacak. Dev, Geth'i havalimanında bayıltıp ailesiyle kaçacak. Yaralı Kalbim dizisinde Geth ve düğün sonrası yolda giderken kaza yaparlar. Dev kalacak bir yer bulur. Dev geri Geth'i kandırmaya devam eder. Önce altınlarının hepsini alır. Ardından Dev Geth'le birlikte olur. Bu sıralarda Nayintara Dev'in annesiyle tartışır ve Dev'in sadece kendi kocası olduğunu söyler. Nayintara Dev'i arar ve ulaşamayınca Dev'in olduğu yere gider. İkili dışarıda tartışırlar. Geth uyanır. Dev'i göremeyince çok korkar. Dışarı çıkar ve Men ile çarpışır. Men Geth'e yine kötü davranır. Geth çok korkar. Dev gelir ve Geth'i sakinleştirir. Ertesi gün Dev, Geth ve Dev'in ailesi ülkeden ayrılmak için havalimanına gelirler. Geth ülkesinden ayrılacağı için çok hüzünlüdür. Geth'in altınlarının olduğu çantayı da bir bahane ile elinden alırlar ve uçağı beklerken kahve içerler. Nayintara Geth'in kahvesine ilaç koymuştur. Geth kahveyi içtikten sonra üstüne kahve dökerler. Geth lavaboya üstünü temizlemeye gider. Geth geri döndüğünde Dev ve ailesini bulamaz. Geth içtiği ilaçlı kahveden dolayı başı sürekli döner, dengesini sağlayamaz. Ancak Dev'i bulmak için oradan oraya koşar ve polisten yardım ister. Polis anons yapar. Ancak ne gelen vardır ne giden. Görevli Geth'in Kanada'ya gidebilmesi için pasaport ve evraklarını soruyor. Geth onun yanında olmadığını, evrakların kocasının yanında olduğunu söylüyor. Bu sırada Geth'in ailesi Geth'in güvende olması için dua ediyorlar. Görevli Dev Kur'an adında birinin bugün uçakta olmadığını, bunların hepsini senin uydurduğun şeyler olduğunu söyler. Bunların üzerine Geth daha fazla dayanamaz ve bayılır. O sırada Nayintara ve Dev gelir. Nayintara, Mumbai biletlerimizi ayarladım. Plan başarılı oldu. Biz kazandık der. Bakalım Geth ailesine bunu nasıl anlatacak? Videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.